Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Zenbook incelemesiyle beraberiz. Özellikle iş dünyası için hafif taşınabilir, güzel bir laptop arıyorsanız Zenbook modellerine illaki bakıyorsunuz. Yeni nesil işlemciyle ve OLED ekranıyla güncellenen bu çok hafif, şık ve taşınabilir laptopun özelliklerine, performans testine birlikte bakalım. Bu Asus Zenbook modellerinden arada karşılaştırma yapacak kadar çok sayıda inceledim. Her birinin farklı, değişen iç kısımları var. Ama genelde son senelerde bu dış tasarıma baktığımız zaman benzer çizgileri görebiliyoruz. Şu dışarıdaki çizgiler, özellikle metal yoğun gövde ve elimizdeki gövde kalite hissiyatı pek değişmiyor. Ama içerisinde Intel'in yeni Meteor Lake mimarili Core Ultra 9 185H işlemcisi içerdiği yapay zeka birimiyle birlikte değişiyor. Bu incelemeyle birlikte hatta birkaç incelemedir yapay zeka testlerini de özellikle artık işlemci testlerinin içerisine dahil etmeye başladık. Bu çok yeni bir alan. Ne işe yarayacak bu işlemcinin içerisindeki yapay zeka diyor olabilirsiniz. Çok basit, işlemcinin kullanımını düşürüyor arkadaşlar. Daha önce nasıl ekran kartına bazı işleri yıkıyorduk? Ekran kartına yıktığımız işler sistemin daha serin, daha sessiz çalışmasını sağlıyordu. Şimdi de işlemcinin içerisinde NPU, Neural Processing Unit dediğimiz bir tane yapay zeka, makine öğrenimi, geniş dil modeli destekleyen özel bir bölüm var. Bu Large Language Model denen ChatGPT gibi uygulamalar biliyorsunuz çok popüler oldu. Bunun açık kaynak uygulamaları da gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve iş dünyasında da artık kullanılmaya başlandı. İş dünyasında hatta hepimizin kullandığı laptoplarda böyle bir iş bilgisayarında nasıl kullanılır derseniz çok basit. Kameranın arka tarafı bulanıklaştırırken bu işlemi daha kolay yapması, ses temizleme, hatta bazı programlarda transkrip yapma gibi işlemleri de artık NPU birimine yaptırtabiliyoruz. Bu sayede güçlü işlemcimizin maksimum gücünü eski tarz programlarda kullanırken yeni ve optimize bazı uygulamaları NPU kullanma konusunda yakında eğiteceğiz ve bunları eğiterek kullanıyor hale geleceğiz. Bunlar güzel gelişmeler. Yani bu laptopu aldıktan sonra ilerleyen dönemde yeni gelecek olan uygulamaları eski işlemciler bu kadar hızlı ve bu kadar düşük güç tüketiminde çalıştıramayacak belki de. Ama artık yeni bir nesle adım atmış, içerisinde özel bir birim olan bir laptop var karşımızda. Bu bağlamda eski kasa yeni kasa ne fark eder derseniz aslında çok büyük bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu değişim 2024 yılında hemen hayatı etkileyecek mi derseniz, şu an bunu destekleyen çok fazla uygulama olmadığı için hemen etkisini göstermeyecek ama tahminim birkaç ay ya da bir sene içerisinde etkilerini görmeye başlayacağımız yönünde. Bunun ekran kartında video encode ve decode desteği gibi bazı teknik konulardaki özellikle önemini tutup da video editlemeye kalktığımız zaman harici ekran kartı olan masaüstü bilgisayarlarda ve güçlü ekran kartı olan laptoplarda da görmüştük. Ama bu bir Zenbook ve bir Ultrabook. Bunu kullanacak olan kullanıcılar özellikle yoğun olarak çok fazla teknik iş ya da yoğun bir ağır bir iş yüklemekten ziyade her yere götürebilecekleri, çok rahat kullanabilecekleri bir bilgisayar arıyorlar. Özellikle taşınabilirlik, mobilite onlar için çok önemli. Bu da ne demek? Pil ömrü. Bu içerisindeki işlemci de işlemcinin verimlilik çekirdekleri de bunu sağlayabiliyor. Özellikle teknik özelliklere baktığımız zaman 16 çekirdekli ve 22 thread bir işlemci olmasına karşın performans ve verimlilik çekirdekleri olarak ayrılmış bir tasarım ve yapısı var. Intel Evo platformunda yer alıyor. Meteor Lake yani en son mimariye sahip. Bu işlemcinin içerisinde 6 tane yüksek performans çekirdeği var. 8 tane verimlilik çekirdeği ve 2 tane de düşük güç tüketen verimlilik çekirdeği var. Yani 5.1 GHz'e kadar da uzanabiliyor. Ancak genelde frekansını 1 GHz'lere ve çekirdekleri kapatarak az çekirdekte tutarak çok düşük güç tüketimiyle saatlerce kullanılabiliyor. Intel AI Boost NPU birimini de buradan yine görebiliyoruz. Intel Arc Graphics de özellikle içerisinde artık eskisine oranla çok daha güçlü bir dahiliye ekran kartı. Eski Intel ekran kartlarıyla bu Intel Arc Graphics arasında hem sürücü bağlamında önemli bir fark var hem de yeni oyunlarda temel giriş seviyesi oyunlarda sunduğu performans bazı eski nesil harici ekran kartlarına yaklaşabiliyor. Bu noktada özellikle sistemin diğer özelliklerine de değinelim arkadaşlar. İçerisinde 32 GB bellek var. Bunlar lehimli. 7467 MHz yani çok yüksek frekanslara çıkmış durumda. Çift kanal gibi çalışıyorlar ama aslında iki tane bellek değil, dizili bellek modülleri var. Yani upgrade edemezseniz belleği değiştiremeyeceğiniz için baştan çok RAM'li almak mantıklı. SSD olarak Micron kullanılmış 1TB'lık bir SSD'miz var. Hız testleri yaptığımız zaman 5020 MB okuma, 3597 MB yazma hızlarını gördük. Gayet güzel.
gayet yüksek hızlar. Yine Intel sadece işlemci üretmekte kalmıyor. Wi-Fi 6E yani 6 GHz'e de bağlanabilen yeni nesil en son standartta bir kablosuz ağ desteği var. Intel Wi-Fi 6E AX211 160 MHz bandında gigabitlik hızları da gayet rahatlıkla sunabiliyor. Tabi bunun için AC değil AX dediğimiz Wi-Fi 6 dediğimiz ya da 6E dediğimiz en güncel routerlardan bir tanesini kullanmanız lazım. AC'de kullansanız hızlı olur ama tam gigabit gibi bir kablosuz internet hızını tattığınız zaman gerçekten verimliliğiniz artıyor. Kullanıcı deneyimi olarak, bağlantı stabilitesi olarak çok güzel. Deneyimi en iyi hale getiren şeylerden bir tanesi de tabii ki her gün bakacağınız OLED ekran. Asus'un Lumina OLED ekranı burada 16:10 oranında, özellikle iş dünyası için 16:9'dan daha iyi. İnce dikdörtgen değil, daha kare forma yakın bir ekran sunuyor ve 16:9 bir görüntü yukarıya açtığınızda altta görev barı ya da başka şeyler için de ekstradan alan kalmış oluyor. OLED ekranın siyahları böyle mürekkepsi, çok güzel siyahlar. OLED ekranlı bir laptop kullandıktan sonra gerçekten pek fazla bir başka ekrana bakmıyorsunuz. OLED ile rakip olabilecek tek teknoloji şu an Mini LED diyebilirim. Onda parlaklık daha yüksek ancak OLED mi daha güzel, Mini LED mi daha güzel derseniz tamamen panel karşılaştırmasına, ekran karşılaştırmasına, modele göre değişiyor diyebilirim. 2880'e 1800 çözünürlüğü var. Buna Asus 3K demiş. 14 inç. 120 Hz dinamik tazeleme hızını destekliyor ve OLED olduğu için de 0.2 milisaniye tepki süresi var. 400 nit parlaklık süresi HDR ile 600 nit tepe parlaklık seviyesine de çıkabiliyor. %100 DCI-P3 renk kamutu destekli, VESA sertifikalı. Yani arkadaşlar ekranda yok yok diyebilirim. Bu özellikle bu laptopa bakarak 8, 10, 16 saat mesai yapacaksanız bence en önemli alma sebebi diyebilirim. Bu OLED ekranlı ZenBook'lar, hatta Asus'un Vivobook ve Vivobook Pro gibi modelleri de vardı. Deneyimi çok değiştiriyor. Ama ZenBook kasası özellikle bunu taşımayı da, kullanmayı da, hafifliğiyle daha da kolay hale getirdiği için OLED ekranla birleştiği zaman yeni nesil ve çok iyi bir bilgisayar kullandığınızı hissettiriyor. İçerisindeki işlemci ve diğer teknolojiler de bundan seneden önce çıkan bilgisayarlarla hiç alakası yok. 4 çekirdekte sıkıştığımız günler geride kaldı. Artık çok çekirdekli, yüksek performansı ve buna rağmen pili çok uzun giden bilgisayarlar var elimizde. Yani özellikle bir ultrabook alırken arayacağınız her şeyi sunan harika bir model olmuş. Peki nerede eksik olabilir? Portlara bir bakalım. En çok bu tür cihazlarda kırpılan yerlerden bir tanesi portlar oluyor. Kasa alanı kısıtlı olduğu için mesela ne koymuyorlar? HDMI koymuyorlardı. Ama bakın HDMI var. 3.5 mm ses var. 2 tane Thunderbolt portu var. Hem şarj edebiliyoruz, hem bunlarla görüntü bağlantı sağlayabiliyoruz, hem de özellikle yüksek hızlı veri aktarımı yapabiliyoruz. Pil ışığımız burada göstergemiz. Bir tane 5 gigabitlik klasik tip A portumuz var. Fare alıcısı, harici bir disk, her şeyi takabilmek için burada hazır ve burada hava çıkışımız var. Gördüğünüz üzere Thunderbolt'lar hariç pek fazla çıkışımız yok. Yine hava giriş ve çıkışları bu sol kısımda toparlanmış durumda. Özetle port sayısı bütün ultrabook'larda olduğu gibi bunda da oldukça az. Peki diğer özellikleri nasıl? Kullanımda ekrandan sonra en önemli özelliklerden bir tanesi de touchpad ile klavye. Şimdi ekranı tam olarak masaya bu şekilde yatırabilmek çok güzel. Böyle farklı konumlarda birine bir şey gösterirken de kullandığım oluyor. Bir de genel olarak ergonomik olarak tercih ettiğim bir şey. Ekranın kasa oranını zaten beğendiğimi söylemiştim. Üst kısımda webcam'i bu şekilde kapatabiliyoruz. Windows Hello destekli. Üstelik arka plan bulanıklaştırma gibi özellikleri de sunan çok güzel bir kameramız var. Klavye alanı gayet geniş. Elimin altında tuş aralıkları ve tuşların oturma hissiyatı da güzel. Touchpad alanı da kaygan, kullanışlı, üst kalite. Bu tür laptoplarda, standart laptoplarda kullanılandan daha güzel bir doku kullanılıyor. Touchpad yani dokunmatik bu alanda da bunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Çok hızlı ve kullanışlı. Tık tık her şeyi istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Zaten bilgisayar Windows 11 en son sürümüyle birlikte geliyor. En güncel teknolojileri, en güncel donanımları bir araya getiriyor. Klavyesi ve özellikle touchpad'i de kendi başına harici bir klavye fare kullanmadan kullanmaya son derece uygun. Tabii ki bunu bir doka takıp Thunderbolt ile kenarda da çalıştırabilirsiniz. Böyle yaparsanız işlemci soğutmayı ne kadar arttırırsanız frekansları ve performansı da o kadar artıyor. Boyutlar, ağırlık, pil ve diğer özelliklere şöyle bir bakalım. Boyutlarına baktığımız zaman 31.24 cm genişlik, 22.01 cm derinlik, 1.49 cm yükseklik ve 1260 gram ağırlıkta olduğunu görebiliyoruz. Yani çok hafif ve kompakt bir bilgisayar. Bataryaya baktığımız zaman bataryasının 75 Watt saatlik C22N2211 model olduğunu görüyoruz.
Bunda Wi-Fi ve Bluetooth açık, ses ve parlaklık %50'de ve fısıltı modu en iyi güç verimliliği açık olarak test ettiğimizde 15 saat 52 dakikalık bir pil ömrü elde ediyoruz. Arkadaşlar 15 saat 52 dakikalık bir pil ömrü inanılmaz. Bu mesainizin sadece 8 saatini değil çok daha fazlasını rahatlıkla geçirebileceğiniz bir bilgisayar. Tabii ki yüksek performanslı işlemler yaparsanız bu süre 15 saat, 16 saatten daha düşük olacaktır. Ama maksimum tasarrufla bu süreye ulaşabilmek eski laptoplara göre güç verimliliğinde geldiğimiz noktayı gerçekten gösteriyor. Ha bu test bu arada batarya testi standartize bir test olduğu için diğer laptop incelemelerimize de karşılaştırabilirsiniz. Keza PCMark 10'un ofis testinde de 7617 puan aldık. Dijital içerik üretiminde 9062, fotoğraf düzenlemede 13846, render ve görselleştirmede 7985 ve video düzenlemede 6732 puan aldık. PCMark 10'un ofis testini kendi eski ofis bilgisayarınızda yapıp puanları karşılaştırırsanız ekstradan neler elde edebileceğinizi görebilirsiniz. Pil testi çok memnun etti, ofis testi de gayet memnun etti ama bununla kalmayacağız, Cinebench'e geçiş yapacağız. Cinebench R24, özellikle Cinebench, pardon 2024, single core testi 90 puan, 100 puana göre baktığımız zaman biraz daha aşağıda kalsa da Cinebench 2024 multi core'dan 564 puan alıyor ve 9 dakika 48 saniyede tamamlıyor. Özetle burada pil ömrü daha uzun olacak şekilde bu kasanın içerisinde bu işlemcinin kullanıldığını görebiliyoruz. Turbo frekansları rahatlıkla çıkabiliyor. Ancak yoğun yük altında bir ultrabook olduğu için arkadaşlar kalın kasada aynı işlemci kullanıldığı zaman çıktığı TDP değerlerinde olduğu kadar maksimum yüksek performans vermiyor. Yani bu işlemcinin burada kullanılmasının en büyük sebebi şu. Hem çekirdek sayısı hem yüksek frekanslarıyla turbo frekanslarda kullanımda akıcı olsun. Takılmasın. Hem içerisindeki dahili GPU ve NPU üniteleriyle en son teknolojileri bir arada sunsun. Özellikle Blender Phishing Ad gibi testleri de yaptık. Bazı eski laptop ya da masaüstü bilgisayarları geçebilecek kadar yüksek puanlar aldığında yine de söyleyelim. Modern karşılaştırmalar yaptığımız zaman durumu değerlendiriyoruz. Yani diğer bilgisayarlara göre durum nasıl diye bakıyoruz. Blender Cycles, Blender Phishing Ad ve Geekbench 6 yaptık. Blender Phishing Ad'de 23.72 saniyede renderladı. Bu gerçekten çok iyi bir süre. Blender Cycles Monster 78, JunkShop 40, Classroom 29, Geekbench 6'da 2156 single core, 10395 multi core skoru. Geekbench'in ML06 testi de var. Machine Learning 2463 puan aldı. 1 dakika 23 saniyede bunu tamamladı. Bir de AI testi yaptığımızı söylemiştik. AI testleri henüz daha gelişme aşamasında arkadaşlar ama ULE Procyon AI Inference testi Float 32'de minimum 60, ortalama 78 ve maksimum 107 derecede 41 puan aldı. Bu puan ancak diğer testleri yapıp karşılaştırdıkça daha anlamlı hale gelecek. Şimdi bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman özellikle değerlendirdiğimizde artıları ağır basan bir laptop oluyor. Uzun süreli pil performansı en önemli bu laptopu alma sebebi. Diğer en önemli sebep Lumine OLED ekranının gerçekten çok canlı renkleri, derin siyahları ve gelişmiş teknik özellikleri var. İlk çıkan OLED ekranlara göre her sene OLED ekranlarının da kalitesinin arttığını görebiliyoruz. Üçüncü olarak Intel'in artık bu AI, NPU üniteleri şu an pek fazla kişinin umurunda olmasa da geleceğin özellikle buradaki ML gelişmelerini, Large Language Model gelişmeleri göz önüne alacak olursak bilgisayarımızda kullanacağımız bazı programların uzaktan kullanmak yerine yerel kullanımda daha hızlı, daha tepkisel ve veri gizliliği açısından da bazen gerekli olabileceğini öngörebiliyoruz. Yani geleceğe dönük bir yatırım olarak artık yapay zekayı doğrudan destekleyen yeni nesil bir işlemcisi var. Bu salt işlemci performansından daha önemli bir nokta. Çünkü bazen yeni teknolojiyi desteklemeyen eski bir işlemci frekans olarak ne kadar yukarıya çıkarsa çıksın yeni işlemci kadar aynı işi verimli yapamayabiliyor. Bunu ileride göreceğiz. Şu an için sadece bir iddia olarak göz önüne alabilirsiniz ama ileriye dönük. Ekranın tazelime hızı ve tepki süresi de gerçekten çok güzel. Thunderbolt 4 portlarının da hem şarj hem veri aktarımından gayet memnun kaldık. Ancak özellikle de çok ağır bir şekilde bu işlemcinin maksimum frekanslarını bir render işinde kullanayım dediğinizde bunun içerisindeki fan, soğutma ve kasa inceliği tabii ki büyük bir ağır bir laptop kasasında olduğu kadar yüksek uzun süre aynı performansı veremiyor ve de bellekleri yükseltemiyoruz. Özetle bu cihazın temel eksisi bir ultrabook olması yine. Yani ultra ince ve taşınabilir bir bilgisayar olduğu için ağır bir workstation sınıfında değil. Ama içerisinde kullandığı bileşenler en son ve en iyi bileşenler ve kullanıldığı kasa da gerçekten çok kaliteli.
Bu bilgisayarı özellikle her türlü işlemi yapmak isteyen, bilgisayarı deneyimlemek isteyen ama her yere de aynı sistemi taşımak isteyenler rahatlıkla alıp kullanabilirler. Baştan beri dediğim gibi yeni nesilde kasalar çok fazla değişiyor gibi görünmese de iç kısımdaki değişiklikler gerçekten önemli. Sizlerle birlikte Asus'un yeni ZenBook modelini inceledik. 2024'te yeni bir Ultrabook alacaksanız, yeni bir bilgisayar alacaksanız siz nereye dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Gelecek incelemelerde bunlara da değinelim. Farklı test istekleriniz ve önerileriniz varsa lütfen onları da yazmaktan çekinmeyin. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben İlgin Gör. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.